Evet. Evet başkanım. Değerli konuklar, iyi akşamlar. Federasyonumuzun TFSF ödülleriyle ilgili, 2021 TFSF ödülleriyle ilgili bu yılın son programında sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz bir fotoğraf duayeni, sevgili Ozan Sadıç hocamız. Bildiğiniz gibi federasyonumuz 2019 yılından beri TFSF ödülleri vermekte. Bu yılda 8 kişiye verdik. Ama Ozan hocamızın ayrı bir özelliği var bizim gözümüzde. Çünkü biz bu yıl federasyonun 2020-2021 etkinlik yılını Ozan Sadıç etkinlik yılı olarak anılmasına karar vermiştik. Bu dönem içinde de çeşitli etkinliklerde Ozan Bey'in anılmasına, yaptıklarının bilinmesi konusunda birçok derneğimiz programlar yaptı. Kendisiyle söyleşiler yaptı. Federasyon ödüllerine kararını verirken, Ozan hocamızın hiç haberi yokken biz kendisine 2020 TFSF ödülünde verdik. Bu kadar yılın emeğinin karşılığı olarak bu akşam da Federasyon Yönetim Kurulu'ndan arkadaşlarımla birlikte sizlerin karşısındayız ve Ozan hocamın biyografisini okumadan önce bir kendisine hoş geldin demek istiyorum. Ozan hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Lütfettiniz. Teşekkür ediyorum. İyiyim işte. Estağfurullah hocam, siz lütfettiniz geldiniz. Ben şimdi izin verirseniz sizin olabildiği kadar detaylı olarak özgeçmişinizi okumak istiyorum. Yanlışlarım olursa, biz bunları derledik, yanlışlarım olursa lütfen sonradan kulağımı çekin. Bir yerlerde bir hata yaptın Sefa diyebilirsiniz. Eklemeler yapabilirsiniz. Ozan Sadıç 1934 yılında Balıkesir'de Burhaniye'nin Pelit Köyü'nde doğdu. Kuvayi Milliye önderlerine ve şair olan Ruhi Naci Sadıç'ın oğludur. Çocukluğunu Edremit'te geçiren Sadıç, ortaokul öğrenimini İzmir Buca'da, lise eğitimini İstanbul Kabataş Lisesi'nde aldı. Fotoğraf ile ilk olarak 1953 yılında lise son sınıfta tanıştı. 1955 yılında konusunda deneyim kazanmak amacıyla bir fotoğrafçının yanında çalışmayı tasarlarken, bundan da fazlası olarak İstanbul Umum Fotoğrafçılar Derneği'ne katip olarak alındı. Bir yerden dernek başkanı Şevket Tanju'nun stüdyosunda gözlemle deneyim kazanırken, bir yandan da İstanbul'daki bütün fotoğrafçıları tanıma fırsatını yakalamış oldu. 1956'da Zaman önemli magazini olan Hayat Mecmuası'nda daha yayına başlamadan Babıali tecrübesi olmayan taze bir göz aradıklarını ve bunun onda buldukları gerekçesiyle foto muhabir olarak kadroya alındı. Ara Güler ile birlikte derginin ilk iki foto muhabirinden birisi oldu. Batı'da iki dünya savaşı arasında gelişen fotojurnalizm ve gerçeklik akımlarının Türkiye'deki 1950-1960 fotoğrafçı kuşağının belli başlı temsilcilerinden biri oldu. Aktualite fotoğraflarında bile kompozisyon düzgünlüğüne dikkati ve ince mizah anlayışı ile fotoğrafları belli bir karakter kazanmaya başladı. 1959 sonlarında Hayat Mecmuası Ankara'da bir bira açma kararı alınca kendi isteğiyle Ankara'ya atandı. Uzunca bir süre dergiyi tek başına temsil etti. Bu arada derginin Türkiye Ansiklopedisi hazırlığına malzeme sağlamak amacıyla özellikle Doğu illeri başta olmak üzere yurt çapında fotoğraf taramasına girişimi arşivinin genişlemesine yol açtı. O yıllarda Turizm Bakanlığı yayınlarına en geniş katkı sağlayan kişi oldu. Çektiği sahte fotoğrafları beğeni kazandığı için devlet tiyatroları tarafından bütün oyunların fotoğraflanması çekimi işi de kendisine emanet edildi. Giderek kuruluşunun derginin hazırlanması Ben ve özgün afişin yapılması işlerine de yükleniyor oldu. konferanstayım. Sonra konuşsak. Tamam. Zamanın modası fotoromanlar İtalya'dan film haline gelirdi. Türkçe sözleri bunlara eklenirdi. Devlet tiyatro sanatçılarından yararlanarak ilk Türk yapımı fotoromanlarının yapımcısı oldu.
Bilgi Yayın Evi ilk 100 kitabının grafik anlamda kapaklarını hazırlayarak bu konuda da bir öncülük yaptı. Hayat mecbasından ayrıldıktan sonra çeşitli yayın organlarından mesleğine devam etti. En sıkı bağlantısı gençlik günlerinde ilk telif hakkını elinden aldığı ve daima teşviklerini esirgemediği Abdi İpekçi'nin takdiriyle Milliyet Gazetesi'nin magazin eklerinde ve TV'nin siyah beyazlı günlerinde çıkarılan radyo televizyon eklerinde gösterdiği söylenebilir. O günlerde söz konusu ekleri mesai arkadaşı Mete Akyol ile hazırladı. Bu arada kendisi yayın, endüstri, turizm fotoğrafları, takvim, poster çalışmaları yapan baskı hizmetleri sunan bir iş yeri açtı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Gazetecilik Okulu açılış yıllarında ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nün ilk günlerinde bir süre fotoğraf sanatı üzerine dersler verdi. Türk Standartları Enstitüsü bazı kurumlarda danışmanlık yaptı. Bir ara Kültür Bakanlığı'nda teşkil edilen Sanata Danışma Kurulu'nda fotoğraf sanatına temsilen seçildi. Ankara Belediyesi için Bir Zamanlar Ankara isimli, TRT için Uluslararası 23 Nisan Şenlikleri için Dünyanın Bütün Çiçekleri adlı albüm ve kitaplar hazırladı. Kapadokya bölgesine hep ilgi gösterdi. Bakanlık için Doğanın Şiiri Kapadokya isimli albüm, kitap, daha sonra valilik için 5 ayrı dilde kılavuz kitabı olarak yayınlandı. Aydın Valiliği için Aydın kitabı, Bayburt Valiliği için Binbir Çiçek Bayburt kitapları hazırladı. Turistler için yayınladığı kitaplar arasında Diyarbakır Kılavuzu, Hacı Bektaş Kılavuzu ve 4 dilde yayınlanmış olan Kuşadası kitapları sayılabilir. Hazırlıkları arasında baskıya verilmemiş 20 kadar daha projesi bulunmaktadır. İlgilenenlere duyurulur bu arada. Müzikle senkron diaporama gösterileri ile büyük ilgiyle karşılandı. Bugüne kadar 50'ye aşkın sergileri oldu. Ozan Sadıç, sadece fotoğraf sanatıyla değil, şiir sanatıyla da ilgili pek çok çalışmasıyla dikkat çekici oldu. 1980 yılında yayınlanmış ilk şiir kitabı Çağla Çağı'dır. Özgün şiirleri yanında şiir çevirileri üzerinde emeği büyüktür. Ömer Hayyam 700, Mevlana'nın 2200 rubayesini, Sadi'nin Bostanlı'nın tümünü, Hafız ve Molla Cami'nin gazellerinin de manzum olarak Türkçe'ye çevirdi. Beydaba'nın hayvan öyküleri fable tarzında yazdı. Nasrettin Hoca ve Bektaşi fıkralarını aynı biçimde manzum olarak anlattı. Ayrıca Batı dillerinde de çevirileri vardır. Afsat'ta onursal üyeliğe seçildi. FSK kurucu üyeler arasında yer aldı. Halen ona yakın derneğin de onur üyesidir. Devlet sanatçılığı unvanının fotoğraf dalında genişletilmesiyle akla gelen ilk isim onunki olmuştu. Aydın Doğan Ödülü her yıl farklı bir meslek dalına verilmektedir. Bu ödül için fotoğraf ayrı bir dal düşünülmemiş ve görsel sanatlar ödülü altında Aragüler'e bu ödül verilmişti. 18 yıl sonra fotoğrafa sıra gelince ödüllendirilen ise Ozan Sadıç hocamız olmuş. Sanatçı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan emekli viyola sanatçısı Olcay Sadıç ile evlidir. Top Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünde öğretim görevlisi olan değerli Ozan Sadıç'ın da Oğuz Sadıç'ın da babasıdır. Hocam ben bu kadar özetleyebildim. Daha yani, ne olsun, gayet güzel bir şey. Valla yani oradan buradan biraz da hani affederseniz beni biraz da özet yapmaya çalıştım. Hakikaten yetişmedi çünkü. Sayfalar dolusu bir özgeçmişiniz var. Daha fazlası çekilmez zaten. Kanalında olmuş. Hocam şimdi ben sözü size bırakmak istiyorum. Bize biraz anlatır mısınız? Yani biz burada biraz bahsettik ama Ozan Sadıç ne yapar? Fotoğrafın dışında bir de şair yönünüz var. Onu da vurgulamak istedik. Evet. Bize biraz hani kendinizi tanıtın demeyelim ama hani şöyle bir fotoğraf öykülerinizden bugün sohbet edeceğiz sizlerle. Biraz insanların ve gençlerimizin sizi tanımasını istiyoruz. Siz bizim için değersiniz. Önemli bir değersiniz. Bize biraz kendinizden bahsedin. Biraz sohbet edelim sizle. Buyurun hocam. Bana anlatacak pek bir şey bırakmamışsınız maşallah. Olsun.
Şimdi ne Siz anlatayım? bulursunuz hocam. Yani sorun ki söyleyeyim tarzında bir Peki. şey olsun. O zaman ben hemen yönetim kurulundaki arkadaşlarıma sorayım. Soruları olan var mı? El kaldırsınlar. Erol hocam buyurun. Sesinizi açarsanız. Evet. Evet. Ozan Hocam, sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Sağ olun. Hem fotoğrafa verdiğiniz emekler için yaklaşık 60 yıldır fotoğrafın içindesiniz. Ben bir şey merak ettim de, geçenlerde basında yer alan bir şeyinizi okudum. Bir röportaj falan vermişsiniz. Orada işte İstanbul'dan Ankara'ya geldiğinizde, işte erken geldiniz. Yaklaşık 1959 yılında gelmişsiniz Ankara'ya. Orada işte Ankara'ya geldiğiniz için birçok eserinizin yayınlanmadığını, yani birçok projenizin, eserinizin yayınlanmadığını söylediniz. Ve en büyük isteğinizin de yeniden keşfedilme arzusu olduğunu belirtmişsiniz. Yani ve siz de bu potansiyelin olduğunu söylüyorsunuz. Ya onu merak ettim. Yani burada gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz, yani bu potansiyelinizi ortaya çıkaracak hani işte eksik kalan veya yapamadığınız projeleriniz nelerdir? Onu merak ettim. Evet. Çok şey, tamam, çok güzel. Bunu işte şey yapacağım, yanıtlayacağım. Yalnız bir saniyecik müsaade edeceğim. Bir iki örnek şöyle önüme koyayım da daha Tamam. canlı olsun. Sahneyi boş bırakmadık inşallah. Evet. Şimdi benim tabii fotoğraf dalında pek çok ne diyeyim 20 kadar projem var. Ayrı ayrı dosyalarım var. Bunlar bir konu etrafında. Mesela soyut olarak çektiğim şeyler de var. Ben bunları hiç sergilemedim bile, dışarıya çıkarmadım. Bunları kendi kendimi böyle akademik bir eğitimden geçer gibi temrin olarak yaptığım işler. Bunlar başlı başına bir şey, yani bir kitap olur. Ondan sonra Türkiye'nin özellikle doğu illerini çok dolaştım. Bunlar işte yurdum Anadolu veya işte Anadolu'nun sesi, gölgesi neyse işte bir Anadolu fotoğraflarından şeyler olur. Sonra ironi taşıyan fotoğraflarım çok ağır basıyor benim. Yani biraz matrak geçmek kabilinden. Yani gözüme böyle şeyler takılıyor veyahut da kendiliğinden oluyor. Bunu anında refleks gösterip çekiveriyorum falan. Böyle insanı hoşnut edecek fotoğraflar çok. Yani bunlardan bir kitap olabilir. Birçok şey var. Şimdi tabii bunlar mesela bir İstanbul kitabı, İstanbul albümü hazır maketi yapılmış. Bu 1950'lerden 70'e kadar olan 50'lerin ve 60'ların İstanbul dünyasını, yani henüz bozulmamış ama bozulmak üzere olan bir İstanbul'u tasvir eden fotoğraflar. Benim işte 1950 ile 60 arası bir İstanbul hayatım var. Ondan sonra da bunu
Ankara'ya geldikten sonra da bırakmadı. Hatta İstanbul özlemini gösteren bir şiir var. Bir şey orada en sonunda diyorum ki ben seni buldum, sen de Allah'ından bul diyorum İstanbul'a. Böyle bir sevda ile Ankara'dan İstanbul'a taşındım fotoğraflar çektim. O zaman yani basın kartım olduğu için o zaman da bize 22 liraya bir şey paso gibi bir şey verirlerdi. Trenden istersen hiç inme, orada yaşa. Böyle hafta sonları falan kaçardım İstanbul'a fotoğraflar çekerdim. Böyle bir İstanbul sevdasından doğmuş bayağı esaslı bir şey var. Maket haline de getirilmiş. Hazır bir kitap var. Sonra fotoğraf kitabı şeyi hazır, maketi hazır onun da. Öyle bir fotoğraf kitabı daha var. Daha başka konular şeyleri yani bilgisayarda neredeyse maketleri hazırlamış 5-6 tane daha fotoğraf kitabı var. Büyük bir sevda tabii benim için Kapadokya. Kapadokya'yı 1960 ile 70 arasında üst üste 7 sene çok ısrarlı bir şekilde şey yaptım, dolaştım, gezdim. Onların bir şeyi var, yani iyi bir Kapadokya kitabı olabilecek şeyleri var. Şiir kitaplarına gelince size maketlerini göstereyim. Şimdi ben bunları bir yayın evine falan gösterdim. O bunları basılmış kitap zannettiler. Basılmış kitabı yeniden niye basalım gibisinden ilgileri zayıfladı. Şimdi yıktık perdeyi, eğledik bir an, devrildiler. Yani yükün ağırlığını görüyor musunuz? Devriliyor. Şimdi mesela iki tane şey bir saniye yine bir toparlanma. Şu basılmış bir kitabımdır. Dünya Yayınları yayınladı bunu. Benim görüntüm yok oldu. Hocam biraz yaklaştırırsanız ekrana şeye. Şimdi çıkıyor. Bir ıslak ateş Ömer Hayyam diye, değil mi? Evet. Biraz yaklaştırmanız lazım. Arka fondan dolayı şey oluyor hocam. Neyse. Tamam. Neyse. Öyle şöyle parlaması lazım. Evet. Şimdi lazım. Biraz tamam. Şimdi bir ıslak ateş Ömer Hayyam gördük hocam. Evet. Tamam. Şimdi bu 700 tane Ömer Hayyam'ın ön sözünü ilk Kültür Bakanımız yazdı. Neyse teferruata girmeyeyim. Çok zaman almak üzerine. Sadece iki kere basıldı. Hatta bir tanesi yayın evi kapattıktan sonra izin isteyip tekrar bastı. Şimdi bu yeniden basılsın ister bu kitap. Çünkü çok önemlidir. Söylendiğine göre bugüne kadar yapılmış en iyi şey. Hatta birçok şey var. Şimdi mesela bu ondan sonra ben bir başka versiyonunu yaptım böyle. Yani gene şey o arka fondan dolayı oluyor hocam. Siz yüzünüzü yaklaştırırsanız görülecek. Evet. Neyse şöyle yapayım. Evet, yansıması lazım. Peki.
Neyse. Yani bir bu burada Farsçalarıyla Türkçeleri şey yapılmıştı. Rubailer herhalde değil mi hocam? Rubailer. Yani evet. Hanyam'ın rubaileri ama Farsçaları da karşılıklı olarak yazılmış bir versiyonudur. Bu bir maket. Yani bu da basılabilir. Ve bana dendi ki Fitzgerald kendi başına İngilizce olarak Ömer Hayyam'ın kitaplarını şeylerini ve rubailerini yazmıştır ama 101 rubaisini bunlar doğrudan doğruya Hayyam'ın değil Hayyam'dan esinlenilerek yazılmış rubailerdir. İşte bunu da biri çevirirseler falan dendi, bir laf çıktı ve bu tahrik edici bir şey dedi, dendi. Ben de o 101 rubaiyi İngilizceden Türkçe'ye çevirdim gene. Bu şu onun maketi, bu da maket olarak bekliyor mesela. Evet, Rubaiyat, Hayyam ve Fitzgerald kitabı. Sonra Sadi'nin Bostanı, bunu da baştan aşağı manzum olarak yazdı. Yani manzum olarak yeniden yazdık Türkçe. O bu da böyle bir kitap. Sade'nin Bostanı. Ondan sonra Nasrettin Hoca fıkralarını manzum olarak yazdım. Böyle bir kitap oldu o da. Yani böyle bir ara görülüyor neyse. Mesela Beydeba'nın Kelile ve Dimne kitabından hayvan hikayelerini tıpkı La Fontaine gibi fabl şekline sokup öyle bir kitap yaptım. Bu da bekliyor. Velhasıl böyle şeyler var. Daha birçok burada yani göstererek vakit harcamayayım, başka arkadaşlarımın da vaktini harcamayayım. Böyle bir şey, durum var. Yani bunlar şimdi Ankara'ya da oluşum benim İstanbul'dan uzak. Bir de ben üretici bir insanım. Yani bu işini satmak başka bir hüner istiyor. Orada ben çok pasif bir insanım. Burada şimdi böyle tezgahları döktük ama aslında hiçbir işte şeyde bulunmuyorum, böyle girişimde bulunmuyorum. Eş dost eğer yardımcı olurlarsa bunlar ortaya çıkıyor. Davam buydu. Evet. Çok teşekkürler Ozan Hocam. Aynı zamanda ben Mersin Fotoğraf Derneği üyesiyim. Evet. Siz de bizim aynı zamanda onur üyemizsiniz. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Murat, söz almak istedin. Hocam, 2014 yılında Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde seyretmek nasip olmuştu. Bilmeyenler için Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi 3 katlı devasa bir sergi salonu. 3 katı da. Hatta 3,5 kat. Evet, 3,5 kat. Burada 30 tane sergi bir arada olmak üzere konu başlıklarıyla sergi açmıştınız. 60. yıl sergisiydi. Tabii başkanım, Sefa Başkanım 50 sergiden bahsetti ama tabii bu belki sizin fotoğraf hayatınız içerisinde. Benim bildiğim kadarıyla 100 binlere varan bir fotoğraf arşiviniz var. Bugün Ozan Saatıç'a yeni sergiler açın deseydik, kaç tane daha sergi bekliyor arka planda? Onun bilemem ki, yani şimdi ben arşivimin ancak %30-40'ını dijital ortama sevk ettim. Oradan çıkan şeyler bile, yani bir 30 tane falan bir proje çıkar orada. Evet. Tümünü geçirebilseydim herhalde daha da fazla bir şeyler olurdu. O sergi o Çağdaş Sanatlar Merkezi 3,5 katlıdır. Yani 4 kat bile sayılabilir girişinde bir, çünkü vardır. Geçici sergiler için bir
tümü olmak üzere ilk defa, belki de son defa, bilmiyorum benden sonra oldu mu, bir tek kişiye tahsis ettiler. O da bendim. Orada işte daha geçmişteki 30 sergimin özetlerini sergiledim. 2000 kadar fotoğraf sergiledik orada. Bir tek seferde. İşte bir ay kadar kaldı. Bu da bir şeydi, yenilikti, belki bir ilkti. Evet. Eserleriniz dijital ortama hepsi aktarılmış vaziyette mi? Yoksa diyafilm olarak hala var mı? Film olarak var tabii hepsi de. Dijital ortama dediğim gibi ancak belki %30-40 civarındası intikal etti. Gerçi onlar seçmecedir ama yani öbür kısımlara seçme fırsatı bile bulamadım. Bakamadım yani. Ozan Hocam, ben bu arada YouTube'dan gelen bazı sorular var. Onları iletmek istiyorum size. İzmir'den Nurten Erdal. Ozan Hocam demiş, İlk çektiğiniz ve son çektiğiniz fotoğraflar arasında arada kritik yaparken üzerinde durduğunuz en önemli nokta nedir? Ne yapsaydım da bu olsa dediğiniz oldu mu? Diye bir soru sormuş. Ne yapsam da oldu, çok oldu. Şimdi öyle bir şey var ki, her gün yanınızda olan bir insanı şey yapıyorsunuz, ihmal ediyorsunuz. Yani ben bunu yarın çekerim, öbür gün çekerim diyorsunuz. Her gün dostsunuzdur. Beraber oturup kalkıyorsunuz, yiyip içiyorsunuz. Bir büroda, bir ofiste beraber çalışıyorsunuz falan. Bu insan bir bakıyorsunuz günün birinde göçüvermiş. Ben bunun hiç fotoğrafını çekmedim ya diyor. Mesela Uğur Mumcu'nun fotoğrafı bende niye yok? Her gün beraberdik. Böyle şeyler var, çok var. Mesela yani 5 dakikalığına, 10 dakikalığına bir ünlü kişiyle karşılaştınız hayatta. Bütün görüşmeniz de o oldu. Şıkır şıkır 50 tane fotoğrafını çekmişsiniz. Arşiv bunlarla dolu. Yani yani artık çekme imkanı olmayıp da çekemediğimi hayıflandığım insanların fotoğrafları var. Mesela şey de var, tabii şuraya da gitseydim de oranın da bir fotoğrafını çekseydim diye yani yazıklandığım fotoğraflar da var tabii. Ben Mete Akyol'la beraber çalıştığınızı okudum. Evet. Mete abi benim okuldaşım. Kendisiyle tanışma ve şey fırsatım nerede? Olmuştu. Tarsus'tan mı? Nerede? Evet, Tarsus'tan. Heh. Ben de Tarsus'tan mezunum. Çok. Mete abinin var mı fotoğrafı sizde? Efendim? Mete abinin fotoğrafını çektiniz mi? Tabii çektim. Çünkü şey yani haliyle çektim. Çünkü o bir röportaj yapıyor. Röportajını çekerken şey yaptım. Sonra bir gün, birkaç gün şey yani. Bir de Ankara'da İzmir Caddesi'nde benim bir zaman stüdyo olarak kullandığım, sonra ev artı stüdyo halinde kullandığım daire ile Milliyet Gazetesi'nin bürosu karşı karşıya, birinci altıncı katta, birincisi beşinci katta, böyle yani her sabah pencereleri açıp şöyle el salladığımız, bütün Milliyet şeyinde, gazetesindeki arkadaşlarla el salladığımız bir yerdi. Onun için çok fotoğrafları var tabii Mete'nin. Ha mesela Bekir Coşkun. Bunu Bekir Coşkun'un ben ilk şeyini bilirim. Yani gelişini, mesleğe şeyini bilirim. Çok fotoğrafını çekmem gerekirdi. Bir tek fotoğrafın olmadığını şimdi idrak ediyorum. Böyle şeyler oluyor. Hocam bir de gençler fazla bilmiyor ama hani Aragüler'i duydukları için, biraz da daha fazla medyatik olduğu için belki Aragüler'i daha fazla tanıyorlar ama siz Aragüler'le aynı odada bile birlikte yaşamış, uzun süre şey yapmış. Biraz bahseder misiniz şu
Aragüler'den, sizinle birlikte yaşadığınız maceralardan, ondan sonra. Ben biliyorum sayfalar dolusu yazılarınız var bununla ilgili şimdi, ama. Şimdi bir slogan şey yapmışlar, çıkarmış arkadaşlar. Aragüler'in adı var ama Ozan Sadıç'ın bambaşka bir tadı var diyorlar. Böyle bir şey. Şimdi tabii 50 küsur sene, 60 sene, 60'ı da geçmiş sene beraber olduğumuz bir vatandaş. Yani hayat mecmuasında ikimiz dünyaya birlikte göz açtık. Şimdi ben o zamanlar çok garip. Yani şeyin Aran'ın şöhreti biraz şey, yani şans meselesi. Şanslı doğmuş. İstanbul'un göbeğinde doğmuş. İstanbul'un göbeği neresi? Dünyanın göbeği şeyi neresi? Merkezi İstanbul. İstanbul'un merkezi neresi? Galatasaray. Galatasaray'da bir baba evi var ki tam göbeğinde yani. Şimdi müze yaptılar. Biraz ötede bir pasajın içinde babasının eczanesi var. Eczane makyaj, tiyatrocular için makyaj malzemesi üreten bir adam. Bütün tepe başındaki tiyatroların falan şeyleri, sanatçıları, onlara takılıp gelenler babasının eczanesi bir şey gibi böyle. Yani sanatçıların uğradığı bir yer. Orada birçok çok insanla tanışıyorsun. Efendim, bütün entel kısmının takıldığı çiçek pasajı yürüme mesafesinde böyle. 100 adım ya var ya yok, öyle bir yer. Akşamları oraya takılıyorsun gene muhabbet üstüne. Yani Babali'ye mesafesi, Babali'ye bir tramvay mesafesi. Bu tramvaya biniyorsun ya Sirkeci'de ya Cağaloğlu'nda Sultanahmet'te iniyorsun, Babali'ye kavuşuyorsun. Şans üstüne şans bunlar. Yadırgamamak lazım onun şöhretini. Yani öyle diyorum, öyle bir şeydi. Mesela ben o zaman parasızdım. Onun hiçbir para derdi yoktu. Annesine "Mami benim param yok" derdi. Hemen kadıncağız buluşturur, cebine para koyardı. Ben, ya düşünebiliyor musunuz, hayat mecmuasında stajyer gibi bana 175 lira maaş verdiler ilk başlangıçta. Sonra arttı başka ama yani daha önce öğrenciyim ve sıkıntı içindeyim. Şeylerde kalıyorum. Öğrenci yuvalarında falan kalıyorum böyle. Hayatım bir ara işte Devrim Erbil'le hem hemşerilik dolayısıyla hem de aynı talebe yurdunda kaldığımız için büyük bir şey başladı onunla. Sadıçlık başladı yani. Bir mevsim, yani bir 5-6 ay Bedri Rahmi'nin Narmanlı yurdundaki atölyesini biz, galeri atölyesini biz yatakhane yaptık Devrim'le. Şirtelerimizi akşam sererdik, sabah kaldırırdık. Bir mevsim orada yaşadık falan böyle. Ben İstanbul'da fakr-ı zaruret içinde, tabiri yerindeyse, yaşadım. Böyle bir tabii şans şeyleri var. İstanbul'da da pek barınamadım yani şeyim dolayısıyla. Evlenmeye yakın Ankara'yı seçtim. Ankara'ya şey yaptım. Burası da uzak bir şeyden yer, ne de olsa ikinci derecede kalıyor. Yani bir şans şeyi var. Yani böyle doğal olarak söylüyorum. Hocam bir de burada bir sizin özgeçmişinizi araştırırken, bu hayat mecmuasına yayına başlamadan önce
babali tecrübesi olmayan taze bir göz aramışlar. Evet. Bundan niye böyle bir şey vardı? Neden sizi seçtiler? Biraz onu anlatır mısın? Şimdi yani ben şeye gelince İstanbul'da, Edremit'te bir sene sinema makinisti yanında hani Cinema Paradiso hayatı yaşadım. Şeylik yaptım. Yani çıraklık yaptım. Sonra ya benim istikbalim yani fotoğrafı seçersem istikbalim herhalde bir şeyler öğrenmek için İstanbul'dur dedim. Geldim fotoğrafçı dolaşacağım. Taksim'den başladım. İstiklal Caddesi'ne girdim. O zaman sağlı sollu sokaklı içlerinde şeyler var. Fotoğrafhaneler. Fotosayit'e girdim. Böyle bir şimdi size eleman lazım mı dedim. Ne yaparsın sen dediler. Krallık Odada çalışırım dedim. Ama benim amatörce yaptığım iş süratiyle onların hem sokak fotoğrafçıları var şeyde Taksim'de fotoğraf çeken hem de bir düğün salonları var. Bir anda hanımı böyle Polonyalı bir hanımı vardı. Bir anda 100 tane fotoğrafı anında banyo ediyordu böyle. Ben teker teker onların şeyine temposuna uyamadım tabii. Beni bir akşam bir yere götürdü bir toplantıya. İstanbul Umum Fotoğrafçılar Derneği'nin yönetim kurulu toplantısıymış. Hani okur yazar bir katip arıyordunuz ya size bir katip getirdim dedi. Beni yatay olarak oraya yerleştirdi. Kendi kurtuldu. Ama bana da bir yeri ufuk açmış oldu. Aidat toplama bahanesiyle ben İstanbul'daki o zaman bütün meyhaneleri değil, bütün fotoğrafhaneleri dolaştım. Ve en o zamanın ünlü stüdyo fotoğrafçılarıyla tanışma fırsatım oldu. Birinden bir günlüğüne bir flex şey Rolleiflex makine aldım 6-6 ve İstanbul'un turistik yerlerinden dört makara film fotoğraflar çektim. O zaman offset matbaaları falan gelişmemiş yok yani daha doğrusu. Ama tabii şeyde ortam da bugünkü gibi değil. Kartlarla, kartpostallarla tebrikleşiliyor yılbaşlarında, bayramlarda falan. Bunlardan kartpostal imal ederim ben de dedim. Onun bir işini yaparım dedim. O vesileyle çekmiştim. Ve günün birinde Cumhuriyet Gazetesi'nde bir şey, ilan. Fotoğrafçılardan manzara fotoğrafçılardan demiyor da manzara fotoğrafçıları satın alınacaktır diyor. Claude Farrar Caddesi 7 numaraya müracaat diyor. Gittim o adrese. Vedat Nedim Tör, Hikmet Feridunes, Şevket Rado, bir de Karl Rudolf diye bir teknisyen, matbaa teknisyeni ve müdürü. Böyle fotoğraflara, filmlere baktılar böyle beğeni işaretleri yaptılar birbirlerine. 10 tanesini satın aldılar ve git dediler matbaadan muhasebeden paranı al sonra gel seninle konuşacağız dediler. Döndüğümde Şevket Rado dedi ki seninle Hikmet Feridunes konuşacak dedi. O zamanın en ünlü röportaj gazetecisi muhabiri çıktım çok muzip bir adam böyle çok beyefendi falan. Dedi ki sen nerede yetiştin falan biraz muhabbet etti. Dedi ki biz dedi iki aya kadar burada hayat mecmuası diye de haftalık olarak Tiftruk tekniğiyle basacağız. Yani Avrupa kalitesinde bir dergi olacak dedi. Yani gazetecilik tecrübesi olmayan taze bir göz arıyorduk dedi. Bu tecrübe. Babali tecrübesi olmayan
Babali tecrübesi olmayan demek. Günlük gazete foto muhabirleri, onlar artık kaşarlanmış. Halbuki benim şeylerimde, fotoğraflarımda bir sanat sezgisi falan sezmiş olmalılar ki Babali tecrübesi olmayan taze bir göz arıyorduk. Onu sen de buldun, bizimle çalışır mısın dediler. Hikaye budur. Bu arada ben çete bakıyorum. Şu anda İstanbul'dan, Edirne'den, Ankara'dan, Isparta'dan, İzmir'den, yani Marmaris'ten, Türkiye'nin hemen hemen her yerinden size selam ve sevgiler iletiyorlar. Sağ olsunlar. İyi ki varsınız diyorlar. Hilmi Baysal, bizim yönetim kurulu üyemiz, size bu sefer Tekirdağ'dan bir sorular soracak. Evet Hilmi'ciğim, sesini açarsan. Meşhur Baysal'ın bir akrabası falan mı acaba? Yok değilim. Değil. şöyle söyleyeyim, biraz önce bahsettiniz Narmanlı yurdundan. Evet. 70'li yıllarda askerden geldikten sonra ben de orada bir dükkanım vardı. Evet. Tam Bedir Rahmi Galerisi'nin yanındaydı. Evet. Bitişikti yani dükkanlarımız. Evet. Fotoğraf makine tamiri yapıyordum ben orada. Evet. Bedri Rahmi'nin galerisi de hemen yanımızdaydı. Demek bizden sonra olmuş. Evet. Sizden birkaç yıl sonrayız. Evet. İstiklal Caddesi ve Beyoğlu'da uzun süreler kaldım. Orada karşılaşamadık, burada karşılaştık. Çok memnun oldum. Sağ olun. Tekirdağ'dan sevgiler. Sağ olun. Bahsettiğiniz hiçbir şey yabancı gelmiyor bana. Bütün hepsini tanıyorum. Ama benim şeyim daha çok tamir üzerine olduğu için evet. İstiklal Caddesi'nde Arto Usta vardı. Tanır mısınız? İstiklal Caddesi'nde yani Galatasaray'ın üst tamirci, evet. Yani onu dünya tanımadım bir şeyler. Yani benim makinalarımı Fikret Bey tamir. Minisker. Fikret Minisker. Çok evet. Beyefendi bir insandı. Ondan sonra bir şey işte o Babali dediğimiz yerde Cağaloğlu'da falan şey bir birisinin adı Ahmet'ti galiba. İki ortak vardı. Onlar şey... Sefa Özbay. Herhalde. Sefa Özbay ve Ahmet Aktan. Evet. Onlara dadandık daha sonra. Fikret Bey'den sonra. Yani İstanbul'da onları şey yaptım. Ben de Ahmet Aktan yetiştirdiği elemanlardım. Değil mi? Evet. Evet, öyle. Biz Hilmi Bey'i genellikle Nikon Hilmi diye tanıyor Türkiye'deki arkadaşlar. Onun için araya böyle bir reklamları girdik. Ozan Hocam, şimdi ben sözü Samsun'dan Abdullah Hocam'a vereceğim. O sorusunu düşünene kadar, bu arada biraz önce şehirleri saydım. Hemen İstanbul'dan, Malatya'dan ve Rize'den de biz de buradayız diye uyarılar geldi. Bilginiz olsun, onları da iletmiş olayım. Onları böyle... Bir yerde kayıtlıysa ben sonradan bir edinsem. Tabii biz size göndereceğiz. Tamam. Abdullah Hocam da Samsun'dan katılıyor. Merhaba Abdullah Hocam, nasılsınız? Merhaba. Ozan Hocam merhaba. Öncelikle bu akşam birlikte olduğumuz için çok mutlu oldum. Bugüne kadar hepimize tabii ki özellikle de fotoğrafa yaptığınız katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Umarım sizlerden alabileceğimiz şeylerin sayısını arttırabiliriz bu süreç içerisinde. Aslında soru mu, dilek mi tam da bilemiyorum ama ben de biraz oraya bağlamak istiyorum. Bir tanesi şimdi bu özellikle sayısallaştırmaya çalıştığınız arşivinizin işte bir zaman içerisinde olması gerektiği kadar sayısallaşacağını düşünüyorum. Bir müze projesi var. Yani sizin ürünlerinizi, sizin stilinizi rahatlıkla izleyebileceğimiz bir ortama inşallah kısa bir zamanda kavuşma şansımız olur diye düşünüyorum. Bu konuda bilmiyorum Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu olarak ne yapabiliriz ama ben sizin arşivinizin
özellikle fotoğrafa yeni başlayanlara çok iyi kılavuzluk yapacağını düşünüyorum. O yüzden hani bir an önce acaba böyle bir şeye erişebilir miyiz? Böyle bir merakım var. Vallahi şimdi bu şeyde ne derler onu? Yani bu yıl da önümüzdeki yıl içinde birkaç tane önemli albümüm çıkacak. Öyle tahmin ediyorum. Öyle şeyler, talepler var. Ve benim hazırlıklarım paralelinde de şeyler var. Bir kere onlar iyi bir kaynak olacak tahmin ediyorum. Evet. Yani ders niteliğinde olacağını tahmin ediyorum. Yani zaten o şekilde hazırlanıyorlar. Bir iki kitap yani onlar olursa daha işte artık arşiv ne olur şu anda tam bilmiyorum. Ama geriye bir şeyler bırakmak arzusundayız. Yaş da ilerledi artık tabii. Bakalım. Biz buna olgunluk diyelim isterseniz. Olgunluk dönemi diyelim. Ürünlerin belki piyasaya çıkma zamanı. Çünkü sizin tanımlarınızdan, anlatımlarınızdan onu hissettim. Siz zamanınızın bugüne kadar büyük bir kısmını biriktirmekle geçirmişsiniz. Evet, yani üretmişsiniz. Efendim işte gerektiği yerlerde kullanmışsınız, paylaşmışsınız ama şimdi muhtemelen ki onları daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için çabalar göstereceksiniz diye düşünüyorum. Soru olarak değil de bir de şeyi merak ediyorum. Bir dönemin özellikle uzunca bir süre sahne fotoğrafları üzerine de çalışmalarınız var. Onlardan tabii. Biraz bizi bilgilendirebilir misiniz? Yani sanıyorum 17 sene falan sürdü. Devlet tiyatrolarının fotoğraflarını ben çektim. Evet. Yani hatta yani benim ismimle değil de devlet tiyatroları şeyde Balkanlarda bir yerde uluslararası bir tiyatro fotoğrafları yarışması yani bir sergisi yarışması olmuştu. Yani onlar bir tiyatro yönetimi benim fotoğraflarımı tabii gönderdi. O dünya birinciliği kazandı benim ismim olmadan yani Türkiye'den gelen tiyatro fotoğrafları öyle bir duyum almıştım. Yani tabii o bana çok yani oraya yeni bir şey nefes getirdiğim inancındayım ayrıca devlet tiyatroları fotoğrafçılığıyla. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii yengeniz diyeyim bizim Olcay Hanım Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda 42 sene çalıştı. Ondan sonra emeklilik oldu. Hala da hevesi kursağında herhalde amatör bir orkestraya işte arkadaşlarına yardımcı olmak üzere gidiyordu bu seneye kadar. Bu sene kesti artık. Maşallah. Evet. Ne vesileyle söyledim? Yani bende müzisyen fotoğrafları arşivi de çok zengindir. Yani dünya çapında isim yapmış şeflerin, solistlerin fotoğraflarından, bizim sanatçılarımızın fotoğraflarından çok zengin bir arşivim var. Peki hocam ben siz söyleyince son bir cümle daha söylemek istiyorum. Acaba diyorum sizin fotoğraflarınız üzerine eşinizin müziğiyle beraber böyle bir çalışmada ne kadar güzel olurdu acaba? Ama ben şimdi bizim zamanımızda bu diye gösterileri diaporama adı altında çift projektörle o karuselli projektörlerle birbiri içine böyle eriyen fotoğraflarla yapılan gösteriler halinde başladı. Evet. Benim gösterilerim müzikle senkron yani bir bale koreografisi yapar gibi müzikle son derece senkron şeylerdi. Hatta Haldun Taner'le biz gitmiştik bir Kahire'ye Türk Haftası'na gitmiştik. O bir konferans vermişti. Aynı konferansta ben o gösteriyi yaptım. Haldun Taner yaptı. Bir geldi böyle o koca gövdesiyle beni bağrına öyle bir sıktı.
sen çok kıymetli bir evlatsın dedi. Bu gösteri sanatlarında en önemli şey dedi, zamanı iyi ayarlamak dedi. Sen muhteşem yapmışsın bu işi dedi. Yani böyle bir şeyi de bak. Ve hakikaten başarılı şeylerdi onlar, gösterilerdi. İşte onlardan kalan sadece ikisi dijital ortamda mevcut. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık sevgili hocam. Evet, hocam bu arada ben her toplantıda şey oldu, artık göstermek durumunda kaldık. Bizim size benim görüntüm mü çıkmıyor şu anda? Bir saniye. Geliyor. Geliyor mu? Şöyle göstereyim. Bu size plaketimiz. Burada dikkat ederseniz altında fotoğrafçı ve şair yazdık. bu size bir ömür fotoğrafa adadığınız, daha doğrusu fotoğrafa adadığınız bir ömür için bizim teşekkürlerimiz, şükranlarımız için verilmiş bir ödül hocam. Ben seneler önce TPSF'den bir şey daha aldıydım. Böyle bir benzer bir şey aldıydım. Olabilir. İstanbul'da bir tören yapıldıydı. Bu da bunun belgesi. Bunlar size işte evet. Törenle verecektik ama ne yazık ki bu pandemi bize nedeniyle veremiyoruz. En kısa zamanda elinize ulaştıracağız. Evet, bir tören yaparız. İnşallah bu pandemi dönemini atlatınca seve seve bunları sizlere daha keyifli günler sunacağız. Ben daha fazla sizi yormak istemiyorum. Sürenizi de idareli kullanmak istiyorum. Ben YouTube konudan soru sormak isteyen arkadaşlarım var mı diye bakıyorum. Ozan hocamı yakalamışken sormak istediğiniz bir şeyler yoksa ben bir de en son chat'i kontrol etmek istiyorum. Şöyle diyor İsparta'dan Mustafa Gökmen. İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı'nda gazeteci kökenli bir hocayım diyor. Genç fotoğrafçı adaylarına en önemli tavsiyesi ne olur diye sormuş. Ben fotoğrafçı adayları yani şey olsun, foto muhabiri olsun, sanat fotoğrafıyla uğraşma amacında olsun veyahut da öylesine işte bir amatör olarak yetişip kalmak niyetinde olsun. Bir fotoğrafçıya, bir genç arkadaşa tavsiye edebileceğim şey bol bol fotoğraf çeksinler ama hiçbir fotoğraflarını beğenmesinler. Onların esiri olup onların şeyi olmasınlar, meftunu olmasınlar. Çünkü daha sonra çekecekleri bir fotoğraf ondan daha iyi olacaktır. Bu kanaatle şey yapsınlar ve başarıya ulaşacaklardır bu yolla. Yani bu tek anahtar olarak veriyorum. Bol fotoğraf çeksinler ama fotoğraflarını hemen beğenmesinler. Çok öz eleştiri yapsınlar. Çok dolu dolu bir tavsiye aslında. İçinde çok ciddi mesajlar var. Teşekkür ediyoruz. Bir şey değil, güzel. Sevgili hocam, iyi ki varsınız. Size sağlık ve siz uzun ömürler diliyoruz. Bizi kırmayıp bu akşam aramızda bulunduğunuz için tekrar teşekkür ediyoruz. Biz size sevgilerimizle birlikte sağlıklı günlerde buluşma dileğiyle şey yapıyoruz. Çok seviyoruz sizi. Ne olur kendinize iyi bakın. Ben bakıyorum her gün aynaya. Ben de iyi bakıyorum. Peki. Evet. Peki. Son sözü size bırakıyorum. Söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun hocam. Yok şimdi tabii. Ben de utanıyorum. Daha fazla zaman almak istemiyorum. Yo, hayır zaman sizin hocam buyurun. Haddimizi bilelim yani şey yapalım. Estağfurullah olur. Yani zamanı fazlasıyla kullandık. Çok teşekkür ederim. Yani başka arkadaşlar da gelecek muhakkak. Onlara da biraz şey bırakalım canım. Vakit bırakalım.
O zaman hocam biz sizi böyle topluca bir burada olsaydınız alkışlayacaktık ama bizim böyle bir kapanış şeyimiz var. Biz sizi buradan bir alkışlıyoruz. Bu arada bunu da inşallah duyarsınız. Yürekten sevgilerimizle efendim. Gönül alkışlarını duyar evet. gibi oluyorum. Evet. Sağ olun.